Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte piyasanın gizli kralları olarak adlandırılan 2000 TL civarındaki bu önümdeki telefonları birbiriyle kapıştıracağız. Bu arada videonun oluşmasına sunduğu katkılardan dolayı İzmir İletişim'e buradan teşekkürlerimizi de gönderelim. Piyasanın gizli kralları dedik. Neden arkadaşlar o şekilde diyoruz? Çünkü zaten bir amiral gemisi diye gerçek var. Onlar da 7000 TL, 10000 TL üzerine çıkabiliyorlar. Ancak tabii ki de bütçe meselesi telefon işi. 2000 TL'ye de işimizi çok rahatlıkla görebilecek telefonlar var. Biz de sizlerin de en çok istediği bu 2000 TL civarındaki telefonları yan yana koyduk. İlk baştaki telefonumuz General Mobile GM9 Pro arkadaşlar. Onun hemen yanında Xiaomi Mi A3 var bir tane. Diğer telefonumuz Redmi Note 8 Pro arkadaşlar. Gayet güzel bir telefon. Listede olması gereken telefonlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bunun hemen yanında Samsung'dan bir cihaz ekledik. Telefon Samsung M20. Son telefonumuz da Meizu'dan geliyor arkadaşlar. Meizu 16 XS. Yine fiyat performans cihazı diyebileceklerimizden bir tanesi. 2000 TL civarında sizin de çok söylediğiniz telefonlardan tercih etmeye çalıştık. Hatta bu videonun ikincisini isterseniz abi bir 5 tane daha telefon ekleyin oraya dersiniz. İstediğiniz telefonlar varsa mutlaka yorum bölümü yazın. Bizler de sizler için bulup onları da videolara eklemeye çalışalım. Şimdi lafı çok fazla dolandırdım biliyorum. O yüzden gelin hızlıca bir yan yana uygulamaları açalım. En çabuk hangisi açıyor? İkinci turda kim kazanacak? Bu yarışı bir izleyelim. Hız testimizde 17 tane uygulamayı arka arkaya sıraladık ve sırayla 2 tur olacak şekilde bunları açtık arkadaşlar. Sonuçlara baktığımız zaman da Meizu 16 XS'in bu testte birinci sırayı aldığını görüyoruz. Toplam 2 dakika 0.5 saniyelik bir sürede testi tamamlayabildi. Evet, yarışmamızı izledik. Kazananı da belirledik arkadaşlar. Meizu 16 XS 2.05'te birinci oldu. Zaten siz de görmüştünüz o aşamada. Valla ben şahsen birazcık sonuca şaşırdım. Ancak 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın değerler aldık. Aslında Samsung birazcık geriden geldi. 3.30'da listenin en sonunda yer almayı başardı arkadaşlar. Bunun yanında tabii ki de telefonlara kamera testi de yapacağız. 5 telefonla ayrı ayrı fotoğraflar çektik, videolar çektik. Şimdi siz gelin bunları izleyin. Ben de üzerine biraz konuşayım. Hem kamera özelliklerinden bahsedeyim hem de fotoğraflardan birazcık konuşalım. Şimdi yan yana birçok fotoğrafa bakacağız. Portre modundan başlamak istedik. Portre modunda M20'nin kötü olmadığını söyleyebiliriz. Ancak Mi A3 en iyisi gibi bence bir sonuç çıkıyor ortaya. General Mobile 9 Pro'ya baktığımız zaman da zaten bariz bir şekilde diğerlerine göre oldukça karanlık çıktı. Neden olduğunu tam olarak anlayamadık. Ancak en geride olduğunu söyleyebiliriz. Bizim bahçedeki grafitinin hem geniş açılı hem de normal açılı fotoğraflarını çektik. A3, M20 ve Note 8 Pro bence gayet iyi sonuçlar çıkardı burada. Yine bu listedeki gerideki telefonlardan bir tanesi GM9 Pro diyebiliriz. Sıra geldi bizim testlerimizde olmazsa olmaz tabelamız arkadaşlar. Burada bence galip Meizu 16 XS gibi duruyor. Özellikle gökyüzüne baktığımız zaman gökyüzünü diğerlerinden çok daha net bir şekilde ayırt edebiliyoruz. Note 8 Pro'nun da HDR'ı biraz abarttığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Makro fotoğraflara geldiğimiz zaman burada aslında bütün telefonların güzel işler çıkarttığını söyleyebilirim. Meizu birazcık daha öndeymiş gibi geliyor. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Note 8 Pro'da harici özel bir makro lensi mevcut. Ancak ona rağmen yine de bu fotoğraflarda Meizu biraz daha iyi gibi geldi bana. Şimdi biraz ön kameralardan bahsedelim. M20 ile GM9 Pro'nun burada iyi iş çıkarttığını görüyoruz. A3'te 32 megapiksellik bir ön kamera var. Buna rağmen diğer daha düşük megapikselli telefonların biraz daha gerisinde kalıyor. Sıra geldi düşük ışığa arkadaşlar. O malum kanıyor. Düşük ışığa baktığımız zaman tabii ki de burada bir amiral gemisi performansı beklememiz yanlış olur. Sonuçta bunlar 2000 TL civarındaki telefonlar. Burada Mi A3'ün kesinlikle ön planı çıktığını ama düşük ışıkta mükemmel olmadığını söyleyebilirim rahatlıkla. Sıra geldi video stabilizasyon meselesine. Burada da bayağı sallantılar görüyoruz arkadaşlar. Videoları stabil edemeyen cihazlar var aralarında. En iyi sonucu burada Redmi Note 8 ve A3'te görüyoruz diyelim. Meizu 16 XS'in mikrofonları bu şekilde kaydediyor. Redmi Note 8 Pro'nun mikrofonları tam olarak bu şekilde kaydediyor. Samsung M20'nin mikrofonları tam da bu şekilde kaydediyor.
Xiaomi Mi A3'ün mikrofonları tam da bu şekilde kaydediyor. Mobile GN9 Pro'nun mikrofonları tam da bu şekilde kaydediyor. Ses deneme 1-2. Ses. Evet, fotoğraflara baktık, değerlendirmemizi yaptık. Tabii ki de artık videomuzun sonuna yavaş yavaş geleceğiz. Bu 2000 TL'lik telefonları birbiriyle güzelce kapıştırdığımızı düşünüyorum. Ama burada sizin de yorumunuzu merak ediyorum arkadaşlar. Hani bunlardan birini alabilecek bütçeye sahipsiniz, yeni de bir telefon arıyorsunuz diyelim. İçlerinden hangisini tercih ederdiniz? Mutlaka bunu yorum bölümünde hep beraber tartışalım. Tabii siz telefon arayan arkadaşlara yine yorumlarda şunu da söyleyebilirsiniz. Abi bak, ben şunu aldım, şöyle bir sorun yaşadım ya da şunu aldım, memnunum, alabilirsin gibi birbirinizle de rahatlıkla paslaşabilirsiniz. Sonuçta yorumlar öyle şeyler için var arkadaşlar diyelim ve artık videomuzu kapatalım. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa yine yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz diyelim. Başka bir RepTekno videosunda görüşmek üzere. Son olarak şuradan da videomuzu beğenmeyi ve de abone olmayı unutmayın diyelim. Başka bir videoda tekrar söylüyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka RepTekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.